Paratek gün arası bültenine hoş geldiniz. Rekor kıran dolardan ve yükselişini sürdüren borsanın güncel durumundan bahsedeceğim. Gündemdeki haberlere ve küresel piyasalardaki önemli gelişmelere değineceğim. Hazırsanız gündemi incelemeye başlayalım. Ekonomi yönetiminin çeşitli adımlarla dizginlemeye çalıştığı dolar kuru dün gece yine zirvesine ulaştı. Yaklaşık 2 yıldır tüm adımların döviz kurunun yükselişini durdurmak üzere atıldığı ekonomi politikasında artık önlemler etkisini yitirmeye başlamış gibi görünüyor. Borsada tüm sektör endeksleri güne pozitif bir başlangıç yaptı. Borsadaki yükseliş dolar kurundaki tarihi zirvelerin görülmesiyle aynı anda gerçekleşti. Kur korumalı mevduat başta olmak üzere rezerv satış ve Merkez Bankası'nın döviz konusunda bankalar yolladığı talimatlar doların daha sakin bir yükseliş göstermesine zemin hazırlamıştı. Fakat Mart ayının başından itibaren başlayan yükseliş seçimle birlikte daha da hız kazandı. Dolar seçimin ardından yükselişin hızla devam ediyor. Pazartesi günü 20 lira 9 kuruştan kapanan dolar, gece 3'te dünya piyasalarında 20 lira 42 kuruş ile tüm zamanların zirvesine çıktı. Bankalar arası piyasada bu seviyede olan kur, kapalı çarşıda çok daha yüksek seviyeden işlem görüyor. Dolar hem serbest piyasada hem de bankalar arası piyasada yükselişini sürdürüyor. Yurt içinde talep çok güçlü. Küresel yatırımcılar arasında iyi tanınan Mehmet Şimşek'in ekonomi politikasının şekillenmesine yardımcı olabileceği ve pozitif katkı sağlayacağı şeklinde yorumlandı. Şimşek'in yurt dışından Türkiye'ye sıcak para girişini sağlayacak etkili bir isim olduğu da biliniyor. Hazine ve Maliye Bakanı, Cumhurbaşkanı yardımcısı ya da danışmanlık görevlerinden herhangi birine getirileceği konuşuluyor. Artık gözler, Cuma günü açıklanacak yeni hükümette ekonominin yönetimini üstlenecek isimlerde olacak. Döviz çekimine yönelik sıkı önlemlerin gevşetilmesi durumunda dövizdeki yükseliş hızlanabilir. Dolar an itibariyle bankalar arası piyasada 20 lira 39 kuruştan işlem görüyor. Seçim belirsizliğinin ortadan kalkmasıyla yükselişini sürdüren borsaya da yatırımcıların ilgisi artmış görünüyor. Ekonomi yönetimine Mehmet Şimşek'in geleceğine dair beklentiler de borsadaki yükselişte etkili olduğu belirtiliyor. Haftanın ikinci işlem gününde %3'ten fazla yükseldi. Borsadaki yükselişte bankacılık endeksi %8'i aşan günlük kazancıyla öne çıkıyor. Onu %4 ile maliye endeks, %3 ile kurumsal yönetim, finansal kiralama ile holding yatırım takip ediyor. BIST 100 endeksi güne %1.51 yükselişle 4840 puandan başladı. An itibariyle de 4920 puandan işlem görüyor. Piyasanın Fed'in Haziran'da bir faiz artırımı daha yapacağı düşünüyor olması altın, gümüş ve euronun düşmesine neden oldu. Buna karşılık dolar endeksi 2 ayın zirvesinde yer alıyor. Euro 22 lira yakınlarında seyrediyor. Altın fiyatları küreselde Amerika'nın borç tavanı meselesinin çözüleceği umuduyla düşerken içeride doların rekor seviyede seyretmesiyle yükseliyor. Küresel fiyatların düşüşte olmasına rağmen yurt içinde yukarı yönlü seyir olmasının sebebi dolar kurundaki hareketlilik diyebiliriz. Gram altın bugün itibariyle 1282 lira yakınlarında işlem görüyor. Dün Amerika'da borçlanma tavanı krizinin aşıldığı haberiyle yükselen kripto paralar bu sabah Asya piyasasında yine düştü. Kripto paraları kore taşıyacak yeni bir beklenti ve hikayenin olmaması asansör hareketine neden oluyor. Bitcoin an itibariyle de 27.980 dolar yakınlarında işlem görüyor. Gelelim gündemdeki haberlere ve küresel piyasalardaki önemli gelişmelere. Bugün yurt içinde açıklanan verilere göre dış ticaret açığı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %42.1 artarak 6 milyar 147 milyon dolardan 8 milyar 738 milyon dolara yükseldi. Ticaret Bakanlığı'na bağlı reklam kurulu, Et ve Süt Kurumu'nun logosu taklit edenlere, vatandaşı yanıltanlara milyonluk cezalar kesti. Her işletmeye ayrı ayrı 34.701 lira idari para cezası uygulandı. Tahıl koridoru anlaşmasına yönelik konuşan TUSAF Başkanı Tezcan, buğday fiyatlarının 500 dolardan 250 dolara kadar gerilediğini söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni gündeminde ekonomi olacak. 28. dönemde meclisin gündem konularından biri de ailenin desteklenmesiyle ilgili olacak. Ev kadınlarının sigorta güvencelerinin kavuşturulması konuşulacak. Yapılacak olan düzenlemelerin arasında SSK ve Bağkur emeklilerinin de taban maaşı da yer alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada asgari ücret konusu için 500 dolar bazında bir oran olacağı çalışmaların da tamamlandığını söylemişti. Türk İş, Mayıs ayında açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı. Hayat pahalılığı son gelen verilerde de kendini gösterdi. Yoksulluk sınırı 33.752 lira oldu. 4 kişilik bir ailenin aylık gıda harcamalarını kapsayan açlık sınırı da 10.362 liraya çıktı. Petrol Amerika'da yaşanan borç krizinin içeriğiyle ve OPEC'in belirsizliğiyle düşüyor. Günlük kayıp %2'yi aştı. Enflasyon ve resesyon ikileminde kalan Avrupa bölgesinde varlık fiyatlamalarını zorlaştırmaya devam ettiğini belirten analistler, Avrupa borsalarının haftanın ikinci gününe de karışık seyirle başladığını söylüyor.
Asya piyasaları da Amerika'da borç imtihanı anlaşmasına ilişkin oylama öncesinde karışık seyrediyor. Piyasanın yönü ve eksi paylarını gündemi yakından takip ediyoruz. Beğeni ve öneriniz bizim için çok değerli. Abone olmayı lütfen unutmayın. Şimdiden çok teşekkürler. Bir sonraki bültenle görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.